Efendim Doçent Doktor İbrahim Tek bugün bizlerle birlikte. Konu kanser olunca seyircilerimizin ilgisi de çok yoğun. Tabii korkuyoruz da Evet. İbrahim Hocam. Yani hani ailede var, tamam, genetiği bir yana bırakalım. Beslenme, obez toplum olmayacağız, bundan uzaklaşacağız. Sigarayı da lütfen bırakalım. Her programda söylemekten hani benim dinimde tüy bitti diye düşünebilirsiniz ama olmadı. Ben de söylemeye devam edeceğim hayatta olduğum sürece. Şunu sormak isterim İbrahim Hocam. Şimdi biz hayatımız normal bir şekilde devam. Sabah kalkıyoruz, elimizi yüzümüzü fırçalıyoruz, dişlerimizi fırçalıyoruz. İşte elimizi yüzümüzü yıkayıp dişlerimizi fırçalıyoruz. Mesela diş eti kanamasını önemseyin diyorlar bize. Hani belirtileri de biraz konuşalım mı Tabii. lütfen? Neler yolunda gitmezse biz şüphelenelim. Şimdi kanserin aslında tipik bir belirtisi yok. Fakat dediğiniz gibi örneğin diş etim kanıyorsa bu daha çok bir hematolojik bir problem var mı yok mu veya diş etiyle ilgili bir problemi bize öncelikli olarak gösterir. Yani Allah korusun kanserle ilgili bir şeyse de daha çok lösemi Lösemi. kanserleri için bir belirteç olabilir. Aslında her belirti kanserin bir belirteci olabilir. Daha çok bizim önemsediklerimiz sebebi açıklanamayan ateş, sebebi açıklanamayan kilo kaybı, vücudumuzda herhangi bir organda ele gelen bir kitle yeni fark ettiğimiz, organın yerine göre örneğin akciğer için yeni başlayan bir öksürük, baş boyun kanseri için bir ses kısıklığı, Değil mi? Evet. dediğiniz gibi lösemiler için ciltte morarmalar, çabuk kanamalar, enfeksiyonlara sık yakalanma, kalın bağırsak kanserleri için bağırsak hareketlerimizde değişiklikler, örneğin kabız olma veya bazen ishal atakları şeklinde dışkılama alışkanlığı, büyük abdeste kan gelmesi, Evet. örneğin meme kanseri için diyecek olursak meme başında çekinti, meme derisinde çekinti, koltuk altında Akıntılar, ele değil gelen mi? kitle, kanlı akıntı, kemik tümörleri için kemik ağrısı, beyin tümörleri için nöbet geçirme, oryantasyon bozuklukları gibi. Yani organa özgü belirtiler olabilir veya genel belirtiler olabilir. Onun için yani tipik bir bulgusu yoktur. Örneğin Ama mide kanseri için mide ağrısı hepimizin yaşadığımız bir işte şeydir. ben son günlerde Reflü, yaşıyorum bu aralar. Bir evet, endoskopi endoskopi yaptırmam yaptırmak gerekecek. en doğrusu Korkmayalım, oluyor. kolonoskopiden de korkmayalım. Kesinlikle. Mutlaka bir doktorunuza gidin. Hani bugüne kadar hiç olmayan bir şey. Özellikle biz kadınlar meme kontrolünüzü, meme Evet. muayenenizi lütfen yaptırın. Belli bir yaş kaç diyelim hocam mamografi Genelde için? biz 40 yaşından itibaren öneriyoruz. Hele çocuk yapmamış kadınlar daha Evet. çok bu konuda rahim ve meme kanseri noktasında daha dikkatli olmak zorundayız. Hacer Hanım arıyor bizi İstanbul'dan. Merhaba diyelim Hacer Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba, hayırlı günler. Teşekkür ederiz Hacer Hanım. İyi günler dileriz size Ben de. Buyurun. eşim için bir şey soracaktım. Eşim normal kulak ameliyatı olmuştu. Kulağından rahatsızdım. Evet. Birinci ameliyatta işte parça aldılar. Kanser çıktı. İkinci ameliyatı oldu. İkinci ameliyatı 7-8 saat falan sürdü işte. Milyonda bir görülen kulak kanseriymiş bu. Evet. Sonra işte hiçbir hastane, bu İstanbul'da hiçbir hastane ameliyat etmedi eşimi. Beyin zarına tümör herhalde yerleşmiş, bilmiyorum nasılsa. Bu doktor beye soruyorum, acaba bunun ameliyatı olursa çok sakıncalıymış. Olmazsa yine aynı öyle. Ne yapacağız, hiçbir şeyi bilemiyoruz yani. Aslında Hacer Hanım çok biz de arada konuştuk sizin telefonunuzu arkadaşlarımız ifade ettiler kulak Evet. kanseriyle ilgili. İbrahim Hocam dedi ki çok nadir görülen bir kanser türü Evet. aslında. Çok geçmiş olsun Hacer Hanım. Acil şifalar diliyoruz. Konuşalım olur mu? Hoşça kalın. Evet Olsun, İbrahim sağ Hocam. olun dedim. Sağlıkla kalın. Gerçekten çok nadir görülen bir kanser. Şimdi bazen kanserlerin cerrahisi kanserin yerleştiği bölgeye göre çok zor olabiliyor. Özellikle baş boyun bölgesindeki kanserlerin cerrahisi biraz zor. Hastamızın yakını dediği gibi hastalık beyin zarına geçmiş. Beyin zarına geçen bir kanser lokalize bir yere geçmez. Yani beyin zarı bir bütün olduğu için beyin zarına geçen bir kanser çok rahat spinal kanala yani omurilik sıvısına geçebilir. Ve gerçekten beyinde pek çok fonksiyonumuz yönetildiği için oradaki yapılacak herhangi bir travmatik bir şey Müdahale. hastanın hayatı boyunca ne bileyim konuşamaz, ne bileyim duyamaz ve ne bileyim yürüyemez bir moda girmesine sebep olabilir. Onun için gerçekten bazen tıbbın da elinden bir şey gelmediği dönem durumlar olabiliyor. Yani bu hasta yapılabilecek şey belki radyoterapi yapılabilir cerrahi yapılamıyorsa. Kemoterapi denilebilir ama genelde kemoterapinin etkinliklerinde çok fazla deneyim yoksa genelde ikili veya üçlü kemoterapi ajanlarıyla bir şeyler yapılmaya çalışıyor ama bu biraz
şanssız bir durum diyebilirim. Geçen hafta yine sizin hastanenizden konuklarımız vardı. Cyberknife'ı konuşmuştuk aslında. Özellikle belki onu bir daha tekrar konuşacağız. Bu tür kanserlerde hani Şimdi şöyle, Cyberknife daha çok lokalize hastalıklarda yapılan bir şey. Yani daha çok tümörün boyutunun 4 santimin altında olması isteniyor. Şimdi beyin zarına geçmiş dediği için yani yaygın bir durumda buna yapılması gereken tüm beyin ışınlaması olabilir ama maalesef işte bazı hastalıklarda en önemli tedavi modalitesi cerrahi oluyor. Diğer tedaviler yardımcı tedavi yöntemleri oluyor. Umarım acil şifalar diliyorum. Şimdi bir de şey sormak isterim İbrahim Hocam. Metastazı çok duyuyoruz. Evet. Hani biliyoruz ama bize bir anlatır mısınız bir onkoloji uzmanı olarak? Nedir metastaz? Hangi aşamada olur? Niye olur? Evet, metastaz bir hastalığın yani bir kanserin başka bir organa kan yoluyla, lenfojen yolla, lenf damarları yoluyla ve komşuluk yoluyla veya venöz yolla geçmesi demek. Yani şöyle diyelim size hastalarımızın anlaması için, meme kanserli bir hasta ameliyat olmuş veya tanı sırasında bakıyorsunuz kemikte de ağrıları var, bir sintigrafi çekiyorsunuz, kemikte metastaz görüyorsunuz. Yani daha çok kan yoluyla yayılmış bir durum oluyor. Ve metastaz demek bizim hastalıklarımızın çoğunda hastanın maalesef dördüncü aşamada olması anlamına geliyor. Yani örneğin bazen kalın bağırsak tümörü bağırsağın yatay dediğimiz bölümünde transvers kolonda oluyor. Komşuluk yolu mideye yapışabiliyor. Aslında metastazı varken ama iyi bir cerrahiyle hasta sanki erken evreymiş gibi tedavi edilebiliyor. Ama meme kanserinde dediğim gibi hastanın memesinde hastalığı var. Eğer kemikte de metastazı varsa bu dördüncü aşama oluyor. Ve metastazda bazen bazı hastalıklar için metastazın yeri önemli. Örneğin kemik tümörlerinde ve bağ dokusu tümörlerinde akciğer metastazları bir iki tane ise çıkartılabiliyor ve bu hastalara yine erken evreymiş gibi bir yaşam süresi sağlanabiliyor. Bu onun dışında kalın bağırsak kanserlerinde özellikle karaciğere sıçrama varsa, birkaç tane kitlesi varsa çıkartılıp hastalara yine uzun bir şifa dönemi sağlanabiliyor ama onun dışında genelde metastaz olunca hastanın hastalığı biraz sorumlu gidiyor anlamına geliyor. Evet. Suat Bey arıyor bizi Malatya'dan. Malatya'ya sevgiler, selamlar gönderelim. Hoş geldiniz Suat Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle iyi günler diliyorum. Sağ olun. Buyurun. Bunun öncesinde de kandilinizi mübarek ediyorum. Öncelikle sağ olun. Size olsun. Hayırlı kandiller diliyoruz bütün seyircilerimize. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Ben babam için bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Ben askerden yeni geldim. Babam geldiğinde akciğer kanseri olduğunu öğrendim. Dördüncü evresinde olduğunu söylediler. Geçmiş olsun. Ve babam, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Babam yılbaşında kemoterapi gördü. 10 gün boyunca gidip geldi. Ve daha sonrasında kemoterapinin faydasının hani olmadığını söylediler. Bir kemoterapi daha vereceklerini söylediler. Buna istinaden de babamın vücudu daha bitik olduğu için kendisi bu tedaviyi kabul etmedi. Doktorlar da buna istinaden hani ışın tedavisi olarak yönlendirdiler. 10 gün boyunca ışın tedavisi gördü. Ve daha sonradan doktorların söylediği hani çok fazla yapılabilecek bir şey olmadığını, hani tekrardan kemoterapi görmek gerektiğini söylediler. Babam da bunun üzerine hani ben köyüme gideceğim, kemoterapi görmek istemiyorum. Ve sürekli şunu söylüyorlar. Babamın söylediği hani sürekli bir balgam var. Aşırı derece bir köpük. Yani sürekli rahatsız ediyor ve geceleri uyutmuyor. Birinci sorun bu. Diğer ikincisi de nasıl yaklaşmalıyız? Yani çok duygusal bir çocuk gibi davranışları var. Hani yaklaşımımız konusunda biraz bilgi almak istiyorum. Kaç yaşında babanız Suat Bey şu anda? Şu anda 63 yaşında. Sigara içmiş mi? Tabii evet. Bir fil 50 sene boyunca. Evet. Siz içiyor musunuz? Yok, hayır. Güzel. Tebrik ediyorum sizi. Acil şifalar diliyoruz babanıza. Bakalım neler söyleyecek İbrahim Hocam. Sağlıklar, sevgiler, hoşçakalın. Geçmiş olsun gerçekten. Şimdi evet. Yani bu hasta anladığım kadarıyla en erken, en iyi ihtimalle 3. evre, en kötü ihtimal 4. evre bir hastalık. Şimdi gerçekten kanserde biz akciğer kanseri özellikle ameliyat yapılamıyorsa, onun dışında yapılan tedavilerde özellikle evre 3 dışındakilerde çok 1970'lerden 2015'lere kadar bu onkolojideki devrimlere rağmen çok fazla aşama kaydedilmiş bir hastalık grubu değil. Biz bir hastaya tedavi verebilmemiz için o hastanın sizin benim gibi yemeğini yiyor,
Günlük aktivitesini yapıyor. Şikayetleri var ama bu hayat kalitesini bozmuyor olması gerekiyor. Onun için biz hastalara tedavi verirken genelde bütün dünyadaki çalışmalarda da budur. Hastanın genel durumunun 0 ile 2 arasında olmasını bekleriz. Ne demek 0? 0 şu demek, 4 dörtlük bir adam demek, bir insan demek. Evet. Bir, hastanın kanser tanısı var, şikayetleri de var ama hayatını çok fazla etkilemiyor demek. 2, hastanın şikayetleri var ama bu şikayetleri hastanın hayat kalitesini, günlük aktif olduğu hayatının %50'sinden azını kısıtlıyor demek. 3, hastanın hayatının %50'den fazlası yatarak geçiyor demek. 4, tamamen yatağa bağımlı demek. Şimdi bu hasta en ihtimalle evre ya performansı 3. Evet. Yani kendi işini görecek durumda değil. Sıkıntıları var. Bayağı kötüleşmiş. Halsiz, bitkin hissediyor var. Kendisini. Onun için akciğer kanserinde bazen genel durumu olmayan hastalarda bekle ve destekle tedavisi de vardır. Yani hasta hiçbir şey yapılmaz. Hasta ağrısı varsa ağrısı kesilir. Yemek yemiyorsa iştah açıcı bir takım ilaçlar verilir. Eğer hastalığı ne bileyim kemiğe veya başka bir organa sıçramışsa ve bu ışın yapılabilecek bir şeyse ışın verilebilir. Buradan anladığım kadarıyla hastanın kitlesi bronşlara bastığı için geri alanda balgam birikmesine sebep oluyor. Bu da öksürük ve balgam çıkarmasına sebep oluyor ve çabuk enfeksiyona yatkınlık yaratıyor. O bölgeye bazen şifa amaçlı olmasa bile geçici rahatlatmak için ışın verilebilir. Yani bu hastaya evet, genel durumu toparlamadan tedavi vermek faydadan çok zarar verebilir. Onun için ben de olsaydım bu hastayı biraz bekletirdim ama akciğer kanserinde biz hastaların kemoterapiye yanıtı yok demek için, çünkü her tedavinin yanıtı %100 değil. Ya en iyi ihtimallerle bile bizim hastalıklardaki tedavi başarımız %60-70. Yani 100 kemoterapi alan hastanın 60'ında hastalık biraz gerileyebiliyor bazen. Güzel. Yani hepsi yanıt vermiyor. Onun için akciğer kanserinde biz en az iki seçenek kemoterapi ilacı kullanmak istiyoruz. Farklı farklı. Onun için hastanın önce genel durumu toparlaması lazım. Arkasından da genel durum iyi olursa ikinci değişik bir ilaç rejimi denemek gerekir. Çünkü hasta 63 yaşında genç. Bir artık de çok biz 60 şey yaşlara dedi. Genç diyoruz. Tabii Suat Bey dedi ki çok aşırı da duygusal dedi. Kolay nasıl değil. Davranalım? Hiç kolay şöyle, değil. Şimdi gerçekten. Sonuçta artık farkındalık var. Yani insanlar bazen belki onu telaffuz etmiyorlar ama yaşadıklarından ölüm korkusunu hissedebiliyorlar. Tabii bir de insan sağlıklı haline düşüp ah ben ne hale geldiğimi sürekli düşünürse içinden çıkamaz. Yani bunun için de bir psikiyatri desteği alabilirler. Destek almak gerekiyor. Evet, bu arada bir beslenme uzmanından da destek alınsın değil mi? Onkoloğu çünkü genelde ona yardımcı evet, olur aslında. Evet, o önemli. Ve mutlaka da bir psikolojik destek alsın. Bu arada çok önemli bir şey var. Suat Bey'in babası 63 yaşında ama evet. 50 yıl sigara evet. içmiş değil mi? İşte zarar da burada çıkıyor. Ne yapalım? Devam edeceğiz. Kemoterapi sonrası da beklenen durumları soracağım ve dikkat edilmesi gerekenleri soracağım. İbrahim Hocam ama reklamlar diyor yönetmenimiz. Reklamlardan sonra devam edelim. Buyurun efendim.